Çocukluğu tütün ve pamuk tarlalarında geçen Yeşim Bekürek, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hem bitkilere hem de hayvanlara ilgisi olan Yeşim, üniversitede bitki koruma bölümünde okuduktan sonra böcek bilimi alanında doktora yaptı. Konvansiyonel tarımla ilgili çalışmalar yapmaya da sonrasında başladı. Meslek hayatımın 20 yılı konvansiyonel tarım alanlarında hastalık zararlı yönetimiyle geçti. Bu süreç bana şunu gösterdi. Kullandığınız kimyasal ürünler, gübreler olsun, kimyasal ilaçlar olsun, hastalık ve zararları her seferinde daha da çok tetikleyici rol oynamaktadır. Üreticilerin yaşadığı bu kısır döngü beni yeni bir yaklaşıma itti. Bu yaklaşım içerisinde de 2007 yılında organik tarımla ilgili çalışmalar, araştırmalar yapmaya başladım. Ve ki 2009 yılında Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği adı altında bir sivil toplum inisiyatifinin kurucularından biriyim. Konvansiyonel tarımın çiftçilerin üretimi üzerindeki etkilerini gören Yeşim, organik tarım çalışmalarına başlayabilmek için arayışlara başlamıştı. Organik tarım için Kayseri'de gerekli koşulları sağlayan en yakın yerin Karahıdır Köyü olduğunu anladı. Derneği kurduğumuzda Kayseri'de hiç organik tarım üreticisi yoktu. Daha sonraki süreçte önce organik üretici ve tüketici eğitimleriyle işe başladık. Bu eğitimler bizi elde ettiğimiz işte ilk üreticileri bu köyde oluşturduk. Karahıdır Köyü'ndeyiz şu anda, Bünyan ilçesine bağlı. Bu köy zaten yıllardır sebzecilikle uğraşan bir köydü. Kendilerine ait yerel tohumları vardı üreticilerin. Burada bana inanan 8 kadar üreticiyle, muhtarın da desteğiyle birlikte organik tarım çalışmalarına başladık. Üreticilerin yaşadığı engelleri ortadan kaldırmak, organik tarım sertifikası almalarını sağlamak gibi önemli çalışmalar yapan Yeşim, yalnızca üretimin yeterli olmadığını, üretilen ürünün tüketiciyle en kısa ve ucuz yoldan nasıl ulaşacağına dair de düşünmeye başladı. Koca Sinan Belediyesi işbirliğiyle bir organik pazar kurdu. Bu pazar, Anadolu'da sezonluk olarak kesintisiz devam eden tek pazar olma özelliğini taşıyor. 2012 yılında elde ettiğimiz ürünleri satacak bir yere ihtiyacımız doğdu. Bunun üzerine Koca Sinan Belediyesi ile derneğimiz arasında bir protokol yaptık ve Koca Sinan Belediyesi'ne bağlı bir semt pazarını haftada bir gün organik üreticiler için kullanmaya başladık. Bu tabii ki işlerimizin çok hızlı büyümesine yardımcı oldu. Çünkü üreticiler ellerinde kalan ürün olmayınca daha fazla alanlarda üretim yapmaya başladılar ve daha fazla kişi bize inanıp bizimle birlikte hareket etmeye başladı. Dededen kalma bu işi yapıyorduk. Çok güzel, domatesimiz lezzetli. Kayseri civarı bilir yani. Onun için ilçeye götürüyorduk ama satamıyorduk. Tezgahını kuruyorsun, satıyorsun falan. Ya nereden nereye diyor ya, gerçekten nereden nereye yani. Şimdi Kayseri'de pazarı kuruyorsun, tezgahını açıyorsun, müşteri geliyor, alışveriş yapıyor. Memnun yani, müşteri de memnun, biz de memnunuz. Yeşim Bekürek, yalnızca üreticilerin organik tarıma ilgi duymalarını sağlamak ve üretim süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda üretici kadınların emeklerini gelire dönüştürmeyi de başarıyor. Bu çalışmalar 2015 yılında yazmaya başladığım kadın projeleriyle başka bir noktaya taşındı. Çünkü ben hep pazarda mutlaka kadınların olması gerektiğini ve kadın üreticilerin tüketicilerle temas kurması gerektiğine inanıyordum. 2017 yılında yazdığımız Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi projesi çerçevesinde şu anda görmüş olduğunuz bu alanda bulunan bir köy okulunu bir kooperatif alanına çevirdik. Amacımız kadınların üretip ellerinde kalan organik ürünleri işleyecekleri bir alan yaratmaktı. Biz tarlada ürettiğimiz özel ürünlerin heba olmasını istemedik. Gelir elde etmeniz gerekiyor. Tabii böyle de olunca Yeşim Hanım bu kaliteli olan ürünlerin heba olmaması için kaçan projesini yazdı. Tarım Bakanlığı'ndan geçen bu projeyle kooperatifin önce eğitim kısmı. Yani biz eğitimi toprağın oluşumundan kapağın kapatılışına kadar birçok eğitimler aldık. Bir sürü eğitimler aldıktan sonra kooperatifimiz 2018'de kurulmuş oldu kooperatif olarak. 7 kurucu üyemizle kooperatifimizi kurduk ama şu an 10 tane üyemiz var kooperatifimizde. Hepsi de tarlada çalışan kadın çiftçiler, organik üretim yapan kadın çiftçiler. Yeşim Bekürek, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ile 8 üretici aile ve 80 dekarda başladıkları çalışmaları şimdilerde 34 üreticiyle 700 dekar alanda devam ettiriyor.
Yeşim yaptığı çalışmalar sayesinde hem kırsal kalkınmaya katkıda bulundu hem de kadınların organik tarımda söz sahibi olması için çalışarak nesiller boyunca unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.